milli takım arasındaki ikinci rakibimiz de Ali'nin çok sevdiği Moldova. Çok gereksiz bir maç. Neden? Yani Moldova ile maç yapmak. Sen galiba biraz hani neden o ekolden gidiyoruz? Şimdi hazırlık maçı adı üstünde. Neye hazırlanıyoruz? Bir şeyi test ediyoruz. Oyuncuları deneyeceğiz. Öyle mi? Bazı oyuncu olacak mı olmayacak. Güzel. Hangi rakibe karşı oynayacağız sonra biz? Bizim grupta kimler var? Mesela Hırvatistan var. Sonraki rakibimiz Kosova. Tamam, Hırvatistan'la Kosova var. İki tane eski Yugoslavya ülkesi. O zaman diğer Yugoslavya, eski Yugoslavya ülkelerinden yakın ekolleri. Örnek Bosna Hersek'le oynarsın. Bosna Hersek'te ve Kosova'da oyuncu da var. Hırvatistan'da doğmuş oyuncu da var. Sıradaki en kritik maçımız aslında Ukrayna deplasman. Güzel. Ukrayna ile ise o zaman Rusya ile oynarsın. Moldova ile hazırlık maçı yapıyorsan grupta mesela Romanya'nın olması gerek. Yeteri kadar iyi olanlar zaten Romanya milli takımında oynuyor. Biz bu hatayı hep yapıyoruz. Bu milli takım teknik direktörlerinin falan hatası değil. Türk futbolunun yönetimindeki hata. Bak, Hu Siding geldi. Güney Kore milli takımında başarılı oldu mu? Oldu. Hollanda'da başarılı oldu mu? Oldu. Avustralya'da bile başarılı oldu adam, değil mi? Evet. Aslında Güney Kore'de bile demek. Güney Kore'nin daha önce Dünya Kupası'nda galibiyeti bile yoktu. Bizle üçüncülük, dördüncülük maçı oynadılar. Büyük iş başardı. Hakem hataları Güney Kore lehine oldu. Evet ama hep ev sahipleri lehine oluyor hatalar. Deyip geçiyorum onu. Ama bu adam bir tek Türkiye milli takımında başarılı olamadı. Rusya milli takımında da başarılı oldu. Neden? Hiding geldi. Yaptığımız başlangıca bak. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapıyoruz. Neden? Hala adamlar sakır diyor. Yani daha iyi milli takımları var. Daha iyi bir ligleri var. Eskiye göre ama hala sakır diyor adam. Futbol desen ki orada taraftar. Where is the football ground? Tabii, rugby Amerikan futboluna gönderir seni. Milli takım kadrosu açıklanıyor. Bakıyorsun mesela böyle Moldova gibi zayıf bir takımla oynarken ne yaparsın? Daha bir B takımla oynarsın. Ya bilemedin A.5 takımla oynarsın. Hani ilk 11'de genelde şans bulamayanlar, müzmin yedek kalanları ilk 11'de başlatırsın denemek için. O orada oluyor mu, bu burada oluyor mu falan filan diye. Ya bunlar hocadan, teknikten kaynaklanan bir şey değil. Bu ülkenin futbol federasyonunun milli takım planlaması dediğimiz. Kabul etmiyorum ben ya. Ya hazırlık maçları çok haybeye yapıyoruz. Acaba ya şimdi o kadar travmatik bir dönem geçirdik ki abi. Yani hepimiz sıkıldık, bunaldık, gerildik. Biz bunu dışarıdan geliyoruz. Muhtemelen içeride daha da insanlar gergindi ki o da yansıyordu bir şekilde. Acaba o bir şekilde kazanma alışkanlığı, tırnak içerisinde moral motivasyon bulabilmek adına belki... Ya ben öyle formülize ediyorum kafamda ama dediğine de katılıyorum tabii abi. Milli maçta da muhteşem bir atmosfer bekliyorum. İşte onun karşısına Moldova'dan biraz daha güçlü, yine yenebileceğimiz... Ama hazırlık maçı oynamamız işe yarayacak. Grupta karşılayacağımız resim maçlardaki takımlardan bir tanesine yakın ekolden takımla oynasak tadından yenmezdi Eskişehir. Evet, bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Maksat muhabbetten şimdilik bu kadar mı hocam? Şu saçı sakalı uzat yine ya. Bak ilk başta sakal yüzünden çok eleştiri alıyordum ama demek ki o algı operasyonunu yönetmişim. Ya şimdi sen ya gidip böyle şey gibi yapıyorsun, keşiş sakalı yapıyorsun ya da böyle lise bir çocuk işte cilopluyla geliyorsun. Bir ikisinin ortası gel, rahat doğal bak bana. Ben de keseyim değil mi? Sen de kes. Keseyim peki. Enseyi natural yap. Artık bu sesimi de keseyim de program bitsin hocam. Evet, hoşçakalın.